Haftanın ilk günü of of kebabı yiyeceğiz. Of dedirtecek bize yani. Bakalım en güzeli bulalım. Güzel, her şey güzel. Şu ekmeğini bir tık daha inceltebilirdi, çiğ değil. Gayet de güzel de pişmiş, güzel de kapatmış. O düdüklü efekti vermiş yemeğe. Üstünün hamurunu çok beğendim. Köftesi bence boyut olarak çok ideal, çok güzel. Mini minnacık. Pişmiş de bu alttaki közleri de hepsine göre karar verelim ama gayet güzel pişmiş ve güzel inceltilmiş. Bu tabak güzel, bayağı güzel bir tabak. Şu soğan piyazına da bakarsam bir iki tane tek tük büyüğün dışında gayet güzel gözüküyor. Sumakla da karışmış, ezilmiş. Güzel, bayağı güzel bir tabak. İkinci tabağımız. Bu gelinimiz, Çek Mustafa'm, közlerini bence çok fazla pişirmiş yakma düzeyinde. Bütün kabukları kara kara duruyor. Sosunun gördüğünüz gibi alt yatağın rengi de bayağı kapkara olmuş. Birçok kişinin seveceği bir şey bu ama yani görüyorum ki bayağı bayağı böyle koyuluklar var. Özellikle birle kıyaslarsam. Köftelerin boyutları çok güzel. Bence herkes şefi dinlemiş. Ama birinci köftenin pişimi çok güzeldi. Önden güzel bir pişirme yapmış. Bunun sağ solu fena gözükmüyor. Daha iyi pişse güzel olurdu köftesi. Piyazı birle kıyaslıyorum yine ister istemez. İncecik doğranmış ama yeterince öldürülmemiş ve birbiriyle geçmemiş sumağıyla. Hamuru güzel, ince ama asıl yemeğimize bakacak olursak şu an bir hala favori. Üçüncü tabağımız. Bu gelinimizin alt yatağı gayet güzel olmuş. Vallahi hiç kusuru yok. Bir kadar fazla pişirmiş ama bir kadar yakmamış. Bu gelinimizin köfteleri dağılıyor. Herhalde iyi yoğrulmadı diye düşünüyorum. Çiğlik yok ama dağılan bir köftesi var. Şu üstündeki hamuru o kadar ince yapmış ki yani üzerinde bir ekmek, hamur, yufka var gibi durmuyor. Sadece böyle kapalı bir şey var. Fena bir tabak değil. Şu soğan piyazı da bence bir kadar olmasa da o da güzel inceltilmiş, doğranmış. Ölü gözüküyor yani soğanlar bayağı. Yani çok da uçtuğum bir tabak olmasa da beklesin son tabağımız. Köfteler 4'te 4. Herkes gerçekten şefi iyi dinlemiş. Boyut olarak aynı, güzel. Bunun da köftesi bence daha iyi pişmeliydi. Önde tavada pişirdiklerinde biraz böyle kızarmak yakışırdı. Alt yatağı bayağı başarılı. Çok iyi pişmiş, çok iyi inceltilmiş. Pişmeyi de abartmamış. O yüzden çok dengeli, güzel bir tabak olmuş. Köftesi görünüş olarak bence daha kızarmalıydı. Şu ekmeğinin içini sevmedim. Yani böyle bir tık kalın yaptığı için, iyi de vakit vermediği için içi çiğ gibi gözüküyor. Dıştan bayağı güzel gözüküyor ekmeği. Soğanları hangi piyaza göre bilmiyorum ama biz kesin böyle istememişizdir. Soğanı en büyük doğrayan, bence yetiştirememiş, sumağı falan yok içinde, soğanı öldürememiş. Zar zor yetişmiş bir tabak gördüğüm kadarıyla. Hadi bakalım puanlayalım. 4 gelinimizi de tebrik ediyorum. Zor bir yemekti, aşamaları çoktu. Yine de yetiştirmeyi başarmışlar. Hadi yıldızımızdan başlayalım. Özellikle köftesiyle, soğan piyazıyla, hamuruyla çok öne çıkmış. Birinci tabak 5 puan. İkinci tabak 2 puan olsun. Çok kusur saydım onda. Neredeyse yanıkları vardı. Üçüncü tabak
Ona iki verdiysek bu da iki olsun. Çok bonkör olmayalım. Gelinim mutfakta biliyorsunuz bu hafta şampiyonunu arıyor. Belki de bir sonraki haftaya taşınacak olan gelinimiz buranın şampiyonu olacak. En iyisi olması gerekiyor. Maalesef en zayıf halka dördüncü tabakta bir puan. İki tane ikimiz var. Bakalım kimler almış bu ikileri? Alt yatağı ve soğan piyazı için aldı bu ikiyi gelinimiz. Tabağı bayağı kusurlu. Bakalım kimmiş? Damla. Enteresan. Hadi ikinci ikimizi bulalım. Kime gitmiş? Pişirmeyi en çok abartan gelinimiz işte önümüzde. Bakalım kimsin sen? Zeynep. Oo, Damla da Zeynep de iki aldı. Bakalım günün yıldızını bulalım. İki tane yeni gelinim var mutfağımda. Çok merak ediyorum hangisi çıkacak. Yeni gelinlerimden Gamze mi, Kıymet mi? Kıymet. Kıymet şov yapmış. Size söyleyeyim. Gamze de belli ki zar zor yetiştirmiş. Neyse ki yetiştirmiş, sıfır almamış. Şekerim, çayınızı, kahvenizi doldurun. Gerçekten bu tadımlar kaçmaz. Şimdi sıra kayınvalidelerde.